Kolay değil işte. Hep kolay değil diyoruz. Yeni bir eve başlıyorsun. Hep yeni umutlar. Zannediyorsun ki işler hep istediğin gibi, hep umduğun gibi gidecek. Ama hiçbir zaman başarı kolay yoldan gelmiyor. En çok güvendiğin insanların bazen ikinci gün işi bıraktığına, bazen ise hiç bir şey beklemediğin insanların, ya acaba bu ne zaman işi bırakır diye düşüneceğin insanların gerçekten en çok fark yaratan, en çok işi sahiplenen insanlar olduğunu görüyorsun. Daha kötü diyorum. Pek kullanımlı değil. Bambu. Evet. Bambu pipet mi, cam pipet mi? Cam pipet burada kırılır, o yüzden bambu pipet. Pipet de içmeyi versinler. Şunu gösterir misiniz? Esnaf lokantası. 101. 101 bana ama. Okey. Evet, İKAS'ı da size ufak bir tura çıkartayım. Melis, çıkar mısın artık tuvaletten? İşinin başına. Sizi biraz ofise gezdireyim. Burası Customer Success ve Insight Sales ekipleri. Tüm yeni müşterileri burada kazanıyoruz ve o müşterileri burada mutlu ediyoruz. Bir de biraz sessiz olmamız lazım çünkü. Gördüğünüz gibi. Burada sevgili Emre Mergen var. Bizim finans ve idari işler. Ben ona görünmez kahraman diyorum. Çok da nazımı çeker bu arada yani. Hani kızacaksam birini önce Emre'ye kızarım ki böyle bir sakinlerim. Tampon bölge yani. Ama gerçekten görünmez kahraman. Buradaki 20-30 kişinin tüm ihtiyaçlarını aslında o sağlıyor, işin finansal taraflarını. Buraları da böyle dolduracağız. Devam ediyoruz. Şimdi biraz daha işin mutfağına giriyoruz. Tişörtü çekiyorsun değil mi? Bakalım bu arada, bir toplantı var şu an herhalde. Yine bir iş geliştirme, bir şeyleri herhalde konuşuyor, bir iş ortaklıkları, bir şeyler bağlıyor. Rahatsız etmiyoruz şu an. Kolay değil görebileceğiniz gibi. Devam ediyoruz. İşin mutfağına gidiyoruz biraz daha. Orada yazılım ekibi ve diğer ekipleri tanıtacağım. Burası işin mutfağı. Product ekibi, yazılım ekipleri. İşte beraber kod review dediğimiz beraber kod yazım işleri devam ediyor. Harbi çalışmaları. Merhaba. Yine burada işin frontend ekibi böyle canlı başla bir şeyler konuşuyor. Buraya 4 arkadaş daha gelecek. Buraya geldiğimizde ise growth marketing ekipleri var burada. İşin kreatif tarafında yine kamera arkasındaki ekran gibi. Gerçekten ofiste en gurur duyduğumuz şeylerden bir tanesi arkadaşlık ve böyle o muhabbet ortam. Ama bu hep böyle bir iş disiplininden sonra geliyor. Yani gerçekten herkes işinde çok iyi olmaya çalışıyor. Çok disiplinli. Ama bunun o arkadaşlık ve samimi ortamın önüne geçmesine de izin vermiyoruz. Yani her şeyin başında da aslında o bir nevi arkadaşlık geliyor. Durum böyle. Gördüğünüz gibi. Her şeyin başında keyif alıyorsan gerisi bir şekilde geliyor. İKAS amacımız Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olmasını sağlamak. Bu ekibin bunu başardığını ister dışarıda ister içeride tanık olacaksınız. Görüşmek üzere. Çok şanslısınız, çok. Geçen gün koşuyordum. Sadece 2 gün önce. Ve mesela koşacaksın, canın istemiyor. Ama başlıyorsun 40. 50. dakika, 1. saat bittiğinde. Aslında bakmışsın ki göz açıp kapayıncaya kadar o yollar geçmiş. Sen çok ağır yokuşlar çıkmışsın. Bazen çok yorulmuşsun, bazen yokuş inmişsin. Bittiğinde şunu anlıyorsun. İyi ki başlamışım. Yani şey demek. Ayda 500. Neyse, okey. Ama yine de sağlam para. Bunu ben bir finansçıyla konuşayım. Eminim haberi yok. Ve her zaman unutmamamız gereken bir şey. Arkadaşlar, tepeye çıkmak zor. O yüzden tepelerde çok az insan olur. Hani zirve yalnızlık getirir ya. O yüzden yalnızlık getirir. Astro dediğin adam, tasarruf yapan adam olur. Gördüğün gibi şurada klima kapalı. Sıcağın içinde oturuyor adam. Niye? Tasarruf ediyor. Koşularda da böyledir bu arada.
zirveye çıkmaya gelince, yani yokuş çıkmaya gelince insan çıkmak istemez. Yokuş yukarı koşmaya başladığında insanlar ya koşuyu bırakır, ya yavaşlar veya yürümeye başlar. İyice süreyi uzatır. Ben ise tam tersi. Yokuş gördüm mü daha hızlı koşmaya başlarım ki süre azalsın. Yani çektiğim acı azalsın ve bir an önce tepenin en üstüne çıkayım ve manzarayı yukarıdan keyifle serin serin izleyeyim. Merdiven düşüp gerekmeyen her şeyi getirmiş ama bizim aparat hazır zaten, kablolar da hazır. Sadece televizyon çıkarıp şuraya yatıracak ama çıkması için gerekli merdiveni getirmiş. Neyse, bizim merdiven de yok. Hızlıca hemen düzelteyim ki şu küller boşalsın. Bununla ilgili script yazılır. Planınız var mı? 4 tane falan API yazacağız, onları kaydedeceğiz. SSO için token oluşturacağız gibi. Çalışıyorsun. Şey zannediyorsun, hiçbir şey öğrenemedim hayatta. Sonra bir bakıyorsun, bir şeyler başarmaya başlamışsın ve geçmişteki tüm noktalar tek bir şerit doğru geçmiş, hepsi birleşivermiş. İnsan kimi zaman çok büyük düşündüğünü zannediyor. Ta ki biri ona bir şey söyleyip uyanana kadar. İşte bizim İKAS'ta yapmak istediklerimiz gün sonunda şuna geldi. Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olmak. Abi gizli kapılardan... Kazanırız diyorsanız yapalım. Kazanır mıyız?